Fuat Köprülü gibi. Türkoloji alanında Türk tarihindeki en büyük Türkolog. Bu Raşit Galip diyor ki Ankara'da devrim tarihini de mecburi ders olarak koymuşlar. Her fakültede. O okutulacak. O okutuyor. Yani Fuat Köprülü. Raşit Galip diyor ki ben okutacağım. Ankara'dan geliyor. Her hafta o dersi verip gidiyor. O dersi geçmeyen mezun olamıyor bize. Ya tıp öğrencisi, fen fakültesi öğrencisi, mühendislik öğrencisi, askeriye öğrencisi, diş hekimliği öğrencisi. Hayır kardeşim, bu ders temeldir. Bu dersi önce geçeceksin, önce devrimler yerleşecek. Zihniyet buydu. Sonunda öyle bir hal aldı ki yetmiyor şimdi, bir kanun çıkardılar. Adam bulamıyorlar, üniversite hoca yapsınlar. 36 tane adam yetmiyor. Ne yaptılar? Profesör unvanıyla lise mezunlarını üniversiteye profesör atadılar. Bana sol kesim cumhuriyetçi ayaklarına yatıp bunları anlatmasınlar. Gelsinler konuşalım. Ülkü ülkü ya. Atatürk'ün manevi kızı. İsviçre'ye gönderdi. Bir sene oralarda dolaştı, okuyamadı. Geldi. Ordinarius profesör unvanı var. Ne diyorsun? Lise mezunusun kızım sen ya. Evet, dil, tarih, coğrafya fakültesinde profesör olarak atandı. Atananların onların hepsinin de şeyi var. Ne olacak dediler yani. Üniversite öğrencilerine devrimler anlatılacak, bilmem ne anlatılacak. Ya ha lise mezunu olmuş, ha şey olmuş. Bak. Üniversitede okumamış, kapısının önünden geçmemiş adamları profesör kadrosuyla üniversiteye atadılar.